Merhaba arkadaşlar. Bu videoda aslında bir şey değil, birkaç şey göstereceğim ve çok işinize yarayacak şeyler öğreneceksiniz. Özellikle görsel anlamda işi şova dökme isteğinde olan arkadaşlar varsa bu video tam onlara göre olacak. Hem GitHub'dan hazır bir kütüphane kullanacağız ki hazır kütüphaneleri sevmediğim zaten birçok videoda dile getiririm ama bazıları var ki hakikaten ben de bayılarak kullanıyorum. Bugün onlardan birisini göreceğiz. Ve ne işe yarıyor? Onu da ele alacağız. Sonrasında da görsel olarak çok güzel efektler, animasyonlar yapmak için bize lazım olan ne varsa burada göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle şu anda ekranı görmüyorsunuz fakat file kısmından, package kısmından şu ekranı açıyoruz bir. Tekrar diyorum, file kısmından add package, paket ekleme kısmı. Yani pods kısmından vesaire de eklenebiliyor. Fakat pods'la uğraşmayı pek sevmiyorum ben. Şimdi burada gelip şuraya bir link yapıştıracaksınız ki ben bu linki açıklamalar kısmına, videonun açıklama kısmına koyarım. Link bu. Bunu eklediğinizde otomatik olarak eklenmiş olacak. Benim zaten geçmişte kullandığım paketlerden birisi bu. Ekle dedim. Ekliyorum. Eklenmiş oldu. Import kısmına bunu hemen ekleyelim. Kingfisher. Şimdi bu paket şu işe yarıyor. İnternetten bir resim alıp mobil cihaza göstermek istediğimizde orada yönetim zorlaşabilir. Hele ki bir API'den çekiyorsak bu resmi, ya bu sefer bayağı asenkron bir işlemle uğraş dur. Yani hakikaten biraz baş ağrıtıyor. Tamam, bir tane yaptığınızda sonraki yerleri kopyala yapıştır vesaire atıyorsunuz ama yani çok fazla kod oluyor. Bu sizi kod kalabalığından kurtarıyor. Hem de size çok güzel şeyler sunuyor. Ne gibi? Örneğin bir resim dosyası internetten çektiniz, buraya koydunuz ki bir tane resim koyalım şuraya. Bu resmi sadece cache'te tutabiliyorsunuz. Yani istiyorsanız depolama alanına kaydedebiliyorsunuz. Size birçok şey sunuyor. Zaten GitHub sayfasına bakarsanız linkten orada neler sunduğunu görürsünüz. Çok güzel şeyler sunuyor resimlerle ilgili. Nasıl kullanacağız? Kahve image diyorum. Burada URL'den biz çekeceğiz. Şurada resim yolu olarak da ben şurada kendi kitabımdan bir resim koydum. Başka şeyin reklamını yapmayalım. Şimdi bunu aldık. Şu anda hani bir boyutlandırması falan epey bir sıkıntı. Öncelikle şurada ResizAble yapalım. Yani bir sığdırsın. Sonrasında da bir frame belirttik mi burada? Örneğin genişlik 200, yükseklikte de 300 versek ne fazla oldu. Şunu 270 yapalım. Evet, ekranı bunu koymuş olduk. Şurayı da değişelim bari. Evet. Hatta altına bir de bir çizgi çekiyorum. Bu biraz sonra özellikle güzel gözükmesi açısından bir ufak animasyon yapacağız. Orada etkisini görmemiz açısından güzel olacak. Bunu bize sunduğu şeyler var. Örneğin şuraya geldim. Nokta only dediğimde burada bakın cache memory only kısmı var. Bunu yaptığımda sadece cache bellekte bunu tutmasını vesaire sağlayabiliyoruz. Ya da buna, gerçi bu diğer nesnelerde de zaten olabilen bir şey. Nokta fade dediğimizde örneğin 2.5 dersek, tabi burada bunu test edemeyiz. Emulatör açtığınızda ilk açılışta 2.5 saniye süren bir animasyonla ekrana gelir. Ki bu da oldukça şık gösteriyor. Yani özenle hazırlanmış bir
kitaplı olduğunu düşünüyorum bunu. Nesnelerek kullanıyorum. Şimdi buna biraz animasyon ekleyelim. Ben şu kısmı alıp burayı da bir VST içerisine koymak istiyorum. Çünkü şurada bir tane, pardon yanlış yerdeyim. Evet, şurada bir tane buton oluşturacağım. Durum diyelim buna. Durum diye bir tane boolean türde bir değişkenimiz olacak. Bunu kullanacağız. Başlangıçta false değerini vermem yeterli. Tabii şurada kullanabilmemiz için de state değerini verelim. Şuraya geldim. Durum nokta. Toggle dedik. Animasyonlarımızda bu durum değişkenini kullanacağız. Bir tane değil, birkaç tane animasyon kullanacağız. Bunlar eş zamanlı olarak nasıl yaparız ve bize nasıl bir sonuç gösterecek bunu göreceğiz. Yani şu anda ekranda gördüğünüz gibi çok bir nesne olmasa bile bunu güzel gösterecek bir animasyon koyacağız. Yani güzel animasyonlar dolu ekranda, şık tasarımlarda çok güzel gözükür ama bu ekranda bile güzel gözükecek bir animasyon ortaya çıkacak. Şimdi geldik burada mesela örneğin bir saydamlık değerini verelim. Durum turuysa 1, değilse şimdilik 0.1 diyelim, sonra 0'a çevireceğiz bunu. Şu anda bir görelim. Veya da direkt 0 yapalım. Bu şekilde. Duruma tıkladığında saydamlığı değişiyor. Şimdi bunun animasyonlu bir şekilde yapması için standart kodumuzu yazalım. Easing out diyorum. Duration kısmına 1 yazıyorum. Yani 1 saniyelik bir animasyon bizim için yeterli olacak. İsterseniz delay da ekleyebilirsiniz ki ben çok ufak, yani 0.1 saniyelik küçük bir gecikmeyle başlamasını istiyorum. Value kısmına da yine değişkenimizi yazdık. Durum dedik. Şu anda animasyonlu bir şekilde burası gerçekleşiyor. Şimdi buna bir offset ekleyelim. Ki offset animasyonlara ben gerçekten bayılıyorum. Yani profesyonel kullanıldığında, küçük abartmadan kullanıldığında çok güzel sonuçlar veriyor. Tabii gönül isterdi ki burada z indeksinde de, yani z ekseninde de bize bir şeyler sunsun. Fakat orası biraz karıştırıyor işi. O yüzden şimdilik 2 boyutlu kısmına giriyorum. Sonra biz farklı bir yoldan 3 boyutlu hale getireceğiz bunu. CG size diyorum. Genişlik ve yükseklik olarak. Genişlikte 0, yükseklikte de duruma göre bunu belirteceğim. Örneğin -20 ve 0. Yani durum değişkeni turuysa -20, yani 20 birim yukarıda olacak. Şu şekilde. Değilse normal kendi yerinde. Burada skala efekt vesaire verip, yani biraz büyüme efekti de verip çok daha güzel hale getirebilirsiniz. Orası size kalmış. Şimdi gelelim biraz 3 boyutlu hale getirelim bunu. Yine animasyonun üst tarafında bunu yapıyorum. Rotation effect. Bakın 3D efekti de kullanabilirsiniz. Fakat ben rotation effect'le yine 3 boyutlu hale getirmeyi alışkanlıktan bırakamıyorum. Şimdi burada derece açısından biz ele alalım bunu. Yine durum değişkenini kullanacağız. Eğer böyleyse 20, değilse 0 değerini verelim. Şu anda bakalım nasıl bir şey olacak. Şu anda tabii çok da güzel bir şey olmadı.
Ama güzelleştireceğiz. Şurayı 10 yapsam. Evet. Şimdi artık bunu 3 boyutlu hale getirelim. Burada bunu kullanacağız. Derece olarak bunu kullanalım biz yine. Kısmında da şöyle yine elle girelim, bir şey olmaz. X değerine ben 1 veriyorum. Yani hiç dokunmayacağım X kısmına. Y kısmına da şöyle 0 verip aslında hiç dokunmayacağım. X ekseninde biraz bir yana kaydırma hareketi yapalım. Bir de Z indeksinde bir değer verdik mi? Niye çalışmadı? Evet. Şimdi şunları bir düzeltelim. Aksesi de aşağı alalım. Evet. Bir parantezi şurada yapacağız. Merkezden bunu yapmak istiyorum. Şöyle Z kısmına da bir demirleyici koyarsak, hani Z ekseninde bir dönme hareketi olmasını istiyoruz. O yüzden Z kısmına bir demir attık, çapa attık bir nevi. Perspektif kısmında girelim, hatta bir girelim buna. Şimdi bir hatamız var mı bakalım, bir çalıştıralım. Evet, özellikle bir nesnenin ekranda ilk gözükme anında ya da bir sayfa değişiminde ya da bir veri ekleme, çıkarma kısmında böyle bir animasyon kullanmanız gerçekten kullanıcıların da hoşuna gidiyor. Zaten Swift'te uygulama geliştiriyorsanız natif geliştiriyorsunuz. Performans kaybınız da olmaz. Çok güzel akıcı animasyonlar oluşturabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Burada aslında vurgulamak istediğim kısım şu Kingfisher kitaplığıydı, fakat bir ufak animasyon kısmına da giriş yapayım dedim.